Bu ağrı başlayıp 5 ya da 1 hafta, 5 gün, 1 hafta veya 10 gün içerisinde geçiyordu. Çok da umursamıyordum. Hastaneye gittiğimde de ağrı kesici, ödem giderici ilaçlarla bir şekilde geçiyordu. Aksamaya başladım. Ciddi ciddi aksamaya başladım. Yürümemi gerçekten engellemeye başladı. İşte ortopedi servisine başvurdum. Orada yanlış teşhis kondu. Bel fıtığı başlangıcı. Kalça eklemine MR çektirdim. Zor zahmet. Sağ kalça eklemim pırıl pırıl parlıyordu. Ödem oluşmuş. Avasküler nekroz adını ilk defa orada duydum. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Doktorum öyle tavsiye etti. Peki ne zaman çalışabilirim diye sorduğumda, seni emekli edeceğiz dedi. Nedense o ameliyatı kabul etmedim. Çünkü başarı şansı %30'du. Kanlandırma ameliyatı ya da grift ameliyatı dedikleri. 3850 hastaya ulaştım. Face üzerinden. İyileşen hiç kimse yok. Hastalığı çekmeye devam ediyorlar. Kırıkçıya çıkıkçıya da gittim. Kurşun da döktürdüm. Tabii sizin yönteminizden haberim yoktu. Bütün yöntemleri denedim. O gece uyandım. Sigaramı yaktım. Televizyonumu açtım. CNN, kimle bana göre rastlantı değil ama tesadüf de olabilir. Kızıl saçlı birisi programında. Hayatım da yani. Yani hiç görmedim daha önce. Kitap da okumam, onu da söyleyeyim. Hiç kitap okumam, özellikle roman hiç okumam. Programı açtım, televizyonda izliyorum. İşte Barış Bey diyor ki hastalık dediğiniz şey aslında sizin bildiğiniz gibi değil. Tamamen geçmişteki travmalarınızdan ve beyninizin yaptığı bir şey. Tabi biraz izledim. Birisi çıkmış kitabını satmaya çalışıyor. Tamamen reklam yani. Hani domatesler satılmadığında kansere çok iyi geliyor diye gazetelerde, televizyonlarda yer alır ya. Herhalde dedim kitabını satmakta zorlanıyor. İnanmadım açıkçası. Yani bütün yöntemleri denemişim. Yalnız başarısız olduğumu da gördüğüm için. Yattım uyudum. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda kızıl bir köpek. Ayıp oluyor ama yani. Tamam. Aynen anlat dediğiniz için anlatıyorum zaten. Sabaha kadar kovaladı diyeyim. Ama en uzun rüya 2 saniye sürer derler. Bana biraz uzun geldi. Elinden ısırdığında uyandım. Aynen böyle elime yapışmıştım. Fırladım yataktan. Hemen çarşafları toplamaya başladım. Çünkü kan damlayıp kirlenmesin istiyordum. O an durdum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Ve elim gerçekten şu an bile acıyor. Acıyordu. Nefes nefeseydim ve terlemiştim. Ama dedim ki bu adam doğru söylüyor. Çünkü beni köpek kovalamadı, ısırmadı ve ben koşmadım. Ama kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Ve elim çok acıyor. Ve terlemişim. Peki bunlar neden oldu? Uyuyordum az önce. Bunların olması için herhangi bir sebep yoktu. O an anladım ki her şeyi beynim yapıyor. Ve o zaman Barış Bey'e hak verdim. Kalktım hemen, Tekirdağ'a gelmiş olanlarınız varsa Tekirdağ'a gittim. Orada büyük kitapçı var, Diyanar. Kapısında bekledim. Kitabı aldım. Geldim dedim, yalnız bu epey uzun sürüyor bastonlarla, koltuk değnekleriyle. Tabii ilk önce hemen avasküler nekrozu aradım. Yok. Yok. Aynen öyle. Biraz kızdım. Aynı zamanda üzüldüm. Her türlü hastalık var neredeyse. Kanser, ülser dahil. Avasküler nekroz yok. Ama kemikle ilgili bölüm var. Onu güzelce okudum.
Sonradan tekniğe kadar geldim. Hikaye tekniği ve yüzleşme tekniği. Kitabı okuyup bitirdikten sonra ve yöntemi biraz öğrendikten sonra şöyle düşündüğüm zaman benim hard diskte oldukça yoğun virüs var. Beyindeki virüslere biz anı diyoruz ama gerçekten bir virüs onlar. Ve bunları bir an önce temizlemem gerektiğine karar verdim ama öncelikli olan avasküler nekroz, beni yatağa mahkum eden, koltuk deneyine mahkum eden avasküler nekrozla uğraşmam gerekiyordu ve olay tespit etmem gerekiyordu. Sol kalça eklemimde başlayan yeni olduğu için tespit etmem çok kolay oldu. Küçük kızımı parkta kaybetmiştik ve ondan sonra başlamıştı. Yarım saat boyunca aradık. O korkuyu tekrar yaşadım. Tabii bu arada gece çalışıyorum kimse görmesin diye. Olay anına geri döndüğümde kalça eklemimde yoğun bir ağrı ve gerginlik hissettim. Yani kasılmaya başladı. Kızımla ilgili herhangi bir endişe taşıdığım anda beynim tekrar aynı şeyi yapıyordu. O olaya başvuruyordu çünkü ana olay oydu. Onu tamamen temizledim. Bir ay sonra tekrar MR'a gittim. Sol kalça eklemimdeki tamamen iyileşti. Sağ kalçamla uzun süre uğraşmak zorunda kaldım çünkü bir olaylar silsilesiydi. 96'dan bu yana devam eden. İnsanlar inanmıyor. Böyle bir yöntem olduğuna inanmıyor. Ben de inanmıyordum. Siz de inanmayın. Kesinlikle inanmayın. Gerçekten. Barış Bey'in kitabında okuduklarınıza da inanmayın. Uygulayın. Sonucunu görün. İnanıp inanmamaya o zaman karar verin.